Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Yumiya markasının FR20 modelli Air Fry fırın, ne derseniz artık, hem fırın hem Air Fry olarak geçiyor. Şimdi şu kameradan bir görün. Bak, burada dijital dokunmatik bir ekranı bulunuyor. Buradaki yerlere dokunarak işte bütün ayarlarını vesaire yapabiliyorsunuz. Ürünün 16 litrelik bir hacmi bulunuyor. İç kısmını göstereyim şöyle. Bak, içinde ışığı var. 3 tane tepsisi var. Alt kısımda yağların damladığında hani onu değiştirebileceğiniz bir tepsi var. Aslında birçok özelliği, birçok yeri bulunuyor. Şöyle düşünün, normal air fryların aslında iç kısmını göremeyiz. Ama bunda hepsini görebiliyorsunuz. İçinde aynı fırın gibi ne pişiyorsa, hani pişmiş mi, pişmemiş mi, biraz daha pişirelim vesaire, bunları görmeniz için önünde bir şeffaf cam ve iç kısmı da ışıklı. Bu açıdan da güzel. Bu markanın daha önce farklı ürünlerini kullandım. Hatta toplu kutu paket açılış videomuzda da içinden neler çıktığını gösterdim. O videoya da şu yukarı bir yere koyacağım. Oradan göz atabilirsiniz. Şimdi bu içi yağlı diye çok ellemeyeceğim. Çünkü kullanıyorum aktif olarak. Burada bir 3 tane tepsisi var. Bunları çıkartabiliyorsunuz. İsterseniz de dönebilen başlık takabiliyorsunuz. İşte bu kanat yapacağınız zaman veya patates kızartması yapacağınız zaman onları döndürerek içerisindeki havayla pişireceği için eşit bir şekilde dağılımını sağlıyor. Ürünlerinizin aslında her yeri tamamen pişmiş oluyor. Şimdi üstüne bir daha bakalım şöyle. Bak, kapağını kapattık. Zaten bunda aşırı ısınmaya karşı da bir koruması var. Şimdi şurada buradan derecesini ayarlayabiliyorsunuz böyle. Ya da saatini ayarlayabiliyorsunuz. Şu kısım dönmeye sağlıyor. Yani içerisine koyduğunuz şeyi döndürmeye yarıyor. Onun dışında burada balıktır, işte patates kızartmasıdır, ettir. Bunların hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Bak, hemen bir çalıştırıp sesini dinleteceğim. Bak, şu an çalışıyor. Cihazı şu an çalıştıramıyorum. Güç istasyonuna bağladığım için sadece ışıklarını görebiliyoruz. Güç istasyonunun gücü yetmiyor. Çünkü 1800 wattlık bir gücü bulunuyor bu ürünün. Ayrıca üründe dokunmatik ekranlar var. Ve ürün aşırı ısınmaya karşı da korumalı. Yani güvenli bir yemeğinizi yapabilirsiniz. Şimdi bununla detaylı özellik paylaşmayacağım sizlere. Kullanıcı deneyimi paylaşacağım. Bununla bir patates kızartması yaptım. Ve bunu zaten Instagram'dan beni takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Storiesini paylaştım. Ayrıca bir de normal bu pirzola tarzı tavukları aynı bu tepsilere, gördüğünüz gibi içerisindeki tepsilere koyarak direkt hani böyle işte üstte 2 tane, alta 2 tane koydum. Toplamda 4 tane ve bir tavuk yaptım. Bu tavuk da gerçekten güzel oldu. Tabi tavuk yaparken döndürme olmadığı için o tavuk yaptığım bölümde onun bir işte 15 dakika ön kısmını, yani üst kısmını sonra arkaya çevirip de yaptım. Böyle böyle değiştire değiştire güzel ürünle yemekler yaptım kendime. Daha uzun süreli de kullanmayı düşünüyorum. Ben bu üründe en çok sevdiğim özellik, yani şöyle dokunmatik bir ekran olması. Mesela eliniz yağlı oluyor. Şöyle serçe parmağınızla işte dokunuyorsunuz. Bak, hemen algılıyor gördüğünüz gibi. Bir de dezavantaj, çok parmak izi belli ediyor ve çok toz gösteriyor siyah olduğu için. Mesela diyelim ki üstüne bir ufak tefek yağ geliyor. Hani ürünü çıkartırken işte koyarken vesaire. Yani onu hemen silmeniz lazım, yoksa kötü bir görüntü oluşabiliyor. Yani beyaz renge göre biraz daha böyle yapısı toza, işte el parmak izine biraz daha müsait. Zaten ön kısımlardan şu anda benim ışıkları görüyorsunuzdur bu kameradan. Yansıyor direkt olarak. Ama onun dışında bence kullanıcı deneyimi olarak bu videoyu paylaştığımda alınabilecek ürünler arasında yer alıyor. Ürünü şimdi yere koydum ve sizlere detay çekimlerden bahsedeceğim ve kullanıcı deneyimlerimi anlatmaya da devam edeceğim. 1800 watt bir güç olduğu için, yani gücü olduğu için ürünü rahatlıkla ürünlerinizin hızlı bir şekilde hepsini yap, yani rahatlıkla yapabiliyor. Mesela patates kızartmasını 15-20 dakika aralığında güzel bir şekilde yapıyor. Ben buna hem normal patates koydum, yani kendi soyduğumuz, hem de hazır. Hazır da şöyle söyleyeyim, yağ kullanmadığımız için güzel oldu diyebilirim. Hazır patates, yani kendi kestiğimiz patatesle de genelde şunu yaptım. İlkinde hiçbir yağ koymadan tuz vesaire direkt attım. Biraz kuru oldu. Ama normal patatesleri bir kabın içinde hafifçe yağladım elimle. Elimle bulamaç gibi yapıp, hani kırmadım tabii ki de, sadece bulamaç yapıp yağladım. Ve kendi haznesine koydum, döne döne pişti. Birkaç tanesi o haznesine yapıştı. Onun dışında hiçbir sorun olmadı ve gerçekten hazır patatesden bence daha da güzel oldu diyebilirim sizlere. Ürünün arka kısmında hava çıkışı bulunuyor. Arka kısmını da görüyorsunuz şu anda, detay çekimlerde göstermeye çalışıyorum sizlere. Ayrıca ön kısımdaki o ekran
ekranları da detaylı bir şekilde paylaşmaya çalışıyorum ki alacak kişiler varsa en azından nasıl bir ürünle karşılaştığını görebilsinler diye. Bir hafta, bir buçuk hafta sonra bir balık yapmak. Böyle işte bir balık pişirmeyi düşünüyorum açıkçası. Eğer ki o balık videosunu da güzel çıkartırsa zaten benden tamamen geçer bir not alacak. Bunu da Instagram'dan takip ederek beni attığım storylerde görebilirsiniz. Genelde oraya böyle işte ürünleri incelemeden önce paylaşmak için, hani bir göstermek için yaptığım işlerle işte böyle ufak tefek storyler atıyorum. Bak bu ürünle bunu yaptım vesaire diye. O yüzden Instagram'dan da beni takip edin. Lumia'nın FR20 modeli bu. Birkaç tane daha modeli vardı diye hatırlıyorum. Ben bu dijital ekranlı, dokunmatik ve combo paket olduğu için, yani XX Large aslında büyük bir ürün olduğu için yaklaşık 5 kişi, 6 kişi, 7 kişi, hatta 8 kişiye kadar bence bu ürünle birçok malzemenizi yapıp hani misafirlerinizin önüne de koyabilirsiniz. Ürünle ilgili gene sormak istediğiniz sorular olursa cevaplandırabilirim. Videonun açıklamalar kısmında zaten ürünü kontrol edebileceğiniz linki bırakıyorum. Hani oradan bir bakarsın ürüne. Ayrıca sormak istediğin soruları da yorumlarda yapıştır. Anında cevaplarım. Videoyu beğenmeyi, beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.